Şimdi bu düşük rüzgar hızlarında dışarıdaki değişik rüzgar hareketlerine rağmen kolektörlü ve kolektörsüz arasındaki farkı incelemekteyiz. Rüzgar şu anda aşırı azaldı. Sağ taraftaki dönüşümü durdurdu. Sol taraftaki kolektörleri sayesinde hareket etmeye devam ediyor. Kolektörün de verimli yönleri var. Şu anda hangi taraf daha verimli o konuda bilgim yok, ölçemiyorum şu anda ama görünüşe göre rüzgar tübünü sol taraftaki kolektörleri sayesinde çok daha düşük rüzgar hızlarında start edebiliyor. Hızlı start da edebiliyor. Sağ taraftaki biraz daha geç başlıyor. Yere yakın olması sebebiyle yerden doğru kaybettiği bir akış boundary kaybı var. Bak sağ taraf, daha doğrusu kolektörlü türbin hızlı bir start yaptı. Türbinleri biraz daha yerden yukarı koyduğumuzda rüzgarın oluşturduğu boundary ile katmanlarından dolayı yukarıda çok daha verimli çalışacağını düşünüyorum. Şu an sol taraftaki çok daha hızlı dönmeye başladı. Tahmin ediyorum kolektör tarafından aldığı rüzgar sebebiyle sağdaki de engelleniyor olabilir. Şimdi biraz daha uzağa koyarsak bu daha iyi anlaşılacak. Şimdi biraz daha uzağa koyup bunları görüyoruz. Sağ taraftaki kolektörlü olan ikisi aynı anda çalışıyor tabii ki. Rüzgarın azalmasını bekliyoruz. Bakalım hangisi önce duracak. Aradaki birkaç metrelik mesafe bile farklı rüzgar akışlarına sebep oluyor olabilir. Onu tam olarak ölçemiyoruz ama şu anda sol taraftaki rüzgarın azalmasıyla bir durma eğilimi gösterdi. Sağ taraftaki kolektörlerinin yardımıyla dönüşüne devam ediyor. Sol taraftaki tekrar rüzgar hızının artmasıyla yeniden başlasa da sağ taraftakinin biraz daha hızlı döndüğüne şahit olabiliyoruz. Evet. Şimdi durmasını bekliyoruz. Özellikle böyle çok az rüzgarlı bir günü seçtik. Almanya'nın Bremen şehri rüzgar şehridir. Rüzgarın çok eksik olmadığı bir şehir. Ancak bulunduğumuz kampüsün binaları ve ağaçları biraz bunu kapatıyor. Şu an rüzgar neredeyse durdu. Ve hangisinin önce başladığına dikkat etmemiz gerekecek. Bakalım. Şimdi rüzgarın artmasını bekliyoruz. Anlık bir vuruşla ikisi de aynı anda başladı. Ancak tahmin ediyorum çok az da olsa hava akışı farkları var. Statik bir konumda türbinleri beraber kapalı ortamda hareket ettirdiğimizde sağdaki kolektörlü olan türbinin çalıştığını görebiliyoruz. Soldakinin çalışması biraz daha zaman alıyor. Bu kolektörün başarısını kanıtlıyor ancak şu an dış ortamda sabit konumdaki hava akımının farkıyla nereye gideceğini görmek asıl maksadımız. Bu arada kolektör tübün üzerindeki mini alternatör de bir direnç oluşturuyor haliyle. Sol taraftakinde bir direnç yok henüz. Alternatör bağlamadık. Bakalım.
Evet. Yavaş bir rüzgar akışıyla başlangıç yapma temennimiz var. Ancak bu henüz realize olmadı. Yani türbinlerin arasındaki farkı anlayacak kadar kolektörlü ve kolektörsüz olarak hangisinin daha düşük hızla başlayacağını anlamak adına bir deneme aslına bakarsanız. Evet, şu an rüzgar tekrar azalıyor. Sol taraftakinin şaftı biraz daha kalın. Öyle bir kütle de var tabii. Bu kütlenin oluşturduğu eylemsizlikte durması daha uzun, başlaması da daha uzun süre alabiliyor. Ama tabii bu startup hızlarında çok büyük bir etken değil. Düşük rüzgar hızındaki başlamayı görmek adına bunu yapıyoruz. Şimdi sağ taraftaki kolektörlü türbinin daha hızlı döndüğünü düşünüyorum. Evet, rüzgar hızı birden arttı. Birden hareket arttı tabii ki. Şu an anlamak zor. Bunları daha büyük ölçeklerde yaptıktan sonra üzerine koyduğumuz rüzgar ve RPM değerlerinden göreceğimizi tahmin ediyorum. Ancak kapalı ortamdaki statik hava koşulunda bunları belli bir hızda yürüttüğümüzde kolektörlünün daha hızlı döndüğünü net bir şekilde görebildik. Şu an sol taraftaki çok daha yavaş dönüyor. Kolektörlü olan nispeten tam emin değilim ama biraz daha hızlı döndüğünü düşünüyorum. Tamamen durduktan sonra bunların bu rüzgar hızında nasıl başladığını görmek asıl önemli olan. Bu sefer sol taraftaki çok daha hızlı başladı. Bu farklı rüzgar hızlarının oluştuğunu gösterebilir. Sağ taraftaki biraz ağaçların da gölgesinde, etkisinde kalıyor olabilir. Evet. Bunları daha net anlamak için numerik loglamalı ölçüm cihazlarıyla test edilmesi gerektiği kesin. Daha büyük ölçekte yapıp bu ölçeklerde ölçüm cihazlarını da entegre bir şekilde gerçek zamanlı ölçerek göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi sol taraftaki daha da durdu. Sağdaki dönmeye devam ediyor. Sağ taraftaki çok daha hızlı bir başlangıç yaptı. Tekrar aynı hıza ulaştılar aşağı yukarı. Bu böyle gider. Anlaşılan bunu çok daha büyük ölçeklerde yaparak görmeliyiz. Kolektörün faydalı olup olmadığını anlamak için bunu çok daha büyük ölçekte sensörlerle birlikte yapmak lazım.